Allah hila yapmış. Yani kumar oynarken kart çalan biri gibi kart değiştirmiş. Estetik ameliyat yaparak bir adamın yüzünü değiştirmiş. İsa'nın yerine onu çarmıha gelmiş. Kur'an'da inançları için taşlanarak ya da ortadan ikiye kılıçla kesilerek öldürülen peygamberler var. Allah bunların bu şekilde acı çekerek ölmesine izin veriyor. Ama neden İsa Mesih'e gelince onun ölmesine izin vermiyor? Milleti aldatıyor. Hile yapan, aldatan bir Allah'a inanılır mı? O gün Yahudileri aldattıysa Allah, bugün sizi aldatmadığı, bütün İslam alemini aldatmadığı ne malum? Şimdi burada söylemek istediğim, yani bu konuda İsa Mesih'in çağırmaya gerilmemesi konusunda çok büyük hatalar var. Yani düşünülen bir beyin için gerçekten çok büyük problemler var. Bu problemlerden birisi, diyor ki bu ayet, Kur'an'da iki tane ayet var. Birisi diyor ki İsa ölmedi, çarmıha gerilmedi, onlara öyle gözüktü. İkinci ayette de diyor ki, öbür ayette de diyor ki İsa Mesih'i bir hücreye koydular bir gece, o gece yani çarmıha gerilmeden önce. Sabah onun hücredeki adamı, bunu Yahuda İskeriye'nin olduğunu söylemiyor, hücredeki adamın diyor. Allah yüzünü değiştirdi ve sabahleyin onu çarmıha geldiler. Ondan sonra İsa'yı gördüler, ya bu etrafta dolaşan kim dediler. Ayet aynen bu şekilde söylüyor. Şimdi, buradaki problemler birincisi, yani dediğim gibi demin Allah o kadar Kur'an'da peygamberlerin ölmesine izin veriyor da niye İsa Mesih'in çarmıhta gerilmesine izin vermiyor? Bir, İsa Mesih çarmıha gerilerek de ölseydi, görülmeden de göğe çekilseydi gene Allah'ın yanına gitmeyecek miydi? Gene onun yanına gidecekti, ne fark ederdi? Ne fark ederdi? Daha sonradan belirteceğim gibi, çünkü İsa Mesih, biz Hristiyanlar İsa Mesih'in bizim günahlarımız için öldüğüne inandığımız için bunu çağırmakta gerilmesine izin vermiyor ki İslam'ın Allah'ı bu inancı ortadan kaldırabilsin. Ama şimdi buradaki problemlere gelelim. Birincisi diyor ki bu şekilde Allah hile yapıyor. Allah insanları aldatıyor. Hile yapan, aldatan bir Allah'a inanılabilir mi? Hilenin, yalanın babası kimdir? Şeytandır. O zaman birisi hile yaptıysa, aldattıysa bu kitap Allah'ta gerçek bir tanrıdan mı geldi, şeytandan mı geldi? Birinci şeyi sormamız gereken şey burada. İkincisi, şimdi bu hilenin özelliğine bakalım. Birisini çarmıha geliyor. Çarmıha gelerek Allah kimi aldatıyor? Yahudileri aldatıyor. Ama sadece Yahudilere, inanmayan Yahudileri mi aldatıyor? Hayır. İsa'nın annesi Meryem'i de aldatıyor. 12 havarisini de aldatıyor. Yani bütün inananları da aldatıyor. Allah inananları da aldatıyor. O yüzden diyorum ya, o gün Yahudileri aldattıysa bugün siz inandığınız halde sizi aldatmadığı bu Allah'ın ne malum? Okey? İnananların hepsini de aldatıyor. Ve ne zaman aldatıyor? Ne kadar aldatıyor? Ta ki Muhammed gelene kadar. Yani İncil 60 yıllarında yazılmaya başladı. İsa Mesih 33 yılında çarmıha gerildi. 33 yılından 630 yıllarına kadar, Muhammed gelene kadar hiçbir peygamber, hiçbir kişi gelip de İsa çarmıha gerilmedi demiyor. Ta ki Kur'an gelene kadar. 600 sene boyunca bütün insanlık bir yalana inanıyor İslam'ın tanrısına göre. Eğer bu olay gerçek olmuş olsaydı ve bu tanrı Allah gerçek tanrı olmuş olsaydı, ertesi gün bir peygamber gönderirdi. Derdi ki bak bu olay olmadı, o çarmıha gerilmedi derdi. Yahut da havarilerin birine bunu söylettirdi. Yahut da İsa Mesih'in annesine rüya gördürttürdü. Bu yalanı daha başlangıçtan bitmesini sağlardı. Ama 600 sene boyunca hiçbir tarihi kanıt, hiçbir kitap gelip demiyor ki İsa Mesih çarmıha gerilmemiştir ta ki Kur'an gelene kadar. 600 sene boyunca kimi aldatıyor? Muhammed, İsa Mesih'in annesini ve havarilerini. Yani inananları aldatıyor. Sırf inanmayanları değil, inanan ve inanmayanlar. Peki burada yalan söyleyen kim? İsa Mesih'in annesi ve havarileri İsa'nın çarmıha görüldüğünü gördü. Bu aldatma o kadar güzel bir aldatma ki, bir de bak bunun özelliğine. İsa Mesih'in anası İsa'ya bakıyor. Havarilerin hepsi İsa'ya bakıyor. İsa Mesih'in annesi benim oğlum çarmıha geriliyor diyor. Onun gerildiğine inanıyor. Havarilerin hepsi kendi öğretmenlerinin 3 sene beraber dolaşıp öğrendikleri kişinin çarmıha gerildiğine inanıyorlar. Bütün Yahudiler onu öldürdüğüne inanıyor. Ve yani bu çok büyük. Yani konuşması da aynı, gözükmesi de aynı. Ve onun öldüğüne inanıyorlar. Öyle ki ne vicdansız bir Allah ki bu. Kendi öldürülen kişinin annesinin bile onun öldüğüne inanıyor, inandırıyor ve bu anne bu acıyla ölüyor. Hayatını bununla sürdürüyor, bununla ölüyor. Dediğim gibi, kim burada yalan söylüyor şimdi? İsa, İncil kim tarafından yazıldı? Havariler tarafından yazıldı. İlk inananlar tarafından yazıldı. Ve bunlar İncil'e İsa Mesih'in çarmıhta gerildiğini yazıyorlar. Peki o zaman İncil ne zaman değiştirildi? Diyorsunuz ya İncil değiştirildi diye. Ne zaman değiştirildi?
İncil İsa Mesih öldüğü gün daha yazılmadan değiştirildi. Çünkü sizin Allah'ınız onun gerilmediğini söylüyor. İncil onun çarmıha gerildiğini söylerken. Daha o gün size göre İncil değiştirildi. Peki İncil'in değiştirildiği haberi ne zaman geliyor? 600 sene sonra geliyor. Ne zaman geliyor? Muhammed tarafından geliyor. 600 sene daha başlangıcında yazılmadan bir olay oluyor ve bunun olduğunu, bunu görenler, görgü şahitleri gördüğünü yazıyorlar. Bu adamlar yalan söylemiyorlar. Yalan söylememişler ki. Kimi yalancılıkla suçluyorsunuz, değiştirmekle İncil'i suçluyorsunuz? Adamlar gözleriyle gördüğünü yazmışlar. Gözleriyle gördüğünü İncil'e yazıyorlar. İsa diyorlar, çarmıha gerildi. Ama 600 sene sonra sizin Allah'ınız geliyor, gerilmedi diyor. Peki kardeşim, mantığınızı kullanın. Burada yalan söyleyen kim? 600 sene boyunca bu adamlar şey yaptı. Burada yalancı olan kim ya? Gözünle gördüğünü söyleyen mi yalancı? Ama öbür tarafta dönüp de yok o olay olmadı diyen mi yalancı? Niye bu Allah 600 sene boyunca insanların bir yalana inanmasına izin verdi? Şimdi ikinci konuya gelelim. İsa biliyorsunuz çarmıha gerildi, üçüncü gün dirildi. İncil öğretisine, İncil inancına göre bu. Üçüncü gün dirildi. Diyelim ki dirilen bu hani o etrafta dolaşan adamdı. Yani İsa'nın kendisiydi. Okey? İsa'nın kendisi. İsa çarmıha gerilmedi. Diyelim İsa dirilmiş ayağına yattı. Bütün havariler de bununla beraber şey yaptılar. İsa'nın annesi de buna uydu. Ama şöyle bir olay var. Kur'an der ki, bak size, yani Kur'an'ın kendi Kur'an'ınızdan bunları kanıtlıyorum. Çünkü Kur'an bir şeyin yalan olduğunu kanıtlamak için direkt o şeyi incelemeniz gerekiyor. Ben İncil'i göstererek sizin yalan Kur'an'ınızın yalan olduğunu kanıtlayamam. Bu doğru bir şey olmaz. Çünkü zaten İncil, yani İncil öğretisi ona terstir. Ama siz Kur'an'ı kanıtlayarak, Kur'an'ı göstererek İncil değişmiştir diyorsunuz. İncil'den bir şey göstererek değil. Ben size direktman Kur'an'dan bunu kanıtlamaya çalışıyorum. Çünkü hani Kur'an'ın her tarafına bakarsanız hatalı. Bakalım şimdi, ikinci şey, diyelim ki İsa Mesih dirildi, yani dirildi, ayağına yattı. Kur'an diyor ki, tek günah işlemeyen, yani direktman ayetli olarak, tek günah işlemeyen, Muhammed demiyor bak, Muhammed'i diyor, ey Muhammed diyor, seni diyor pislik içinde bulduk ve temiz kıldık. Ve Muhammed'e diyor ki, senin geçmiş ve gelecek bütün günahların affedilecektir. Sen peygambersin diyor, geçmiş ve gelecek bütün günahların affedilecektir diyor. Ama İsa Mesih ve annesi hakkında diyor ki tek günah işlemeyen İsa Mesih ve annesidir diyor. Kur'an ayeti. O zaman şimdi eğer İsa Mesih ve annesi bu olayı düzenlemiş olsalar be, onlar hala günah işlememiş mi olacaktı? Bu günah değil miydi? İnsanlara yalan söylemek, bütün insanları aldatmak, bütün insanların bir yalana inanmasını sağlamak. Ama sizin Kur'an'ınız diyor ki İsa'dan sonra İncil değiştiriyor. O zaman, ama bu o zaman İsa kendisi bunu yapmış oluyor. İsa'dan sonra değil ki. O zaman İsa dirilmiş ayağına yatacak. Yalanın başlangıcı o olacaktı değil mi? Yani hikaye nereden bakarsanız bakarsınız problemli, şüpheli, yalan olduğu ta ortada. Ve bu kadar büyük bir yalan ki bu. Tek başına bu yalan bütün Kur'an'ı çökertecek güçte bir yalandır. Tamam mı? Çünkü bu kadar büyük, yani tarihi kanıtlarıyla bu kadar bir olayı, bütün Yahudiler onun çarmıha gerildiğini yazıyor. Talmud dahi, yani Yahudiler biliyorsunuz İsa Mesih'e inanmaz. Hatta Meryem'in bir fahişi olduğunu söylerler haşa. Tamam mı? Yani babasız doğduğuna inanmazlar. Müslümanlar babasız doğduğuna inanıyorlar. Ama onlar diyorlar ki biz diyorlar onu çarmıha gerdik diyor bütün Yahudiler. Bunun gerildiği tarihi kanıt. Ama sizin Kur'an'ınız gerilmedi diyor. Ve adamlar da gördüğünü yazdılar. Ta ki 630 yılına kadar tek bir belge, tek bir kanıt, hiçbir şekilde hiçbir kimse Mesih çarmıha gerilmedi diye bir yazı yazmadı. 630 sene sonra Kur'an'da bu sadece geçiyor. 600 yıl boyunca sizin Allah'ınız insanların bir yalana, başlangıcından yalana inanmalarına izin verdi. Şimdi İncil İncil değişmiştir diyorsunuz. Oraya da bakarsak İncil'le Kur'an'ın arasında Muhammed haricinde, demin bahsettiğim gibi, yani öbür şeyler videolarda bahsettiğim gibi Muhammed haricinde en büyük değişiklik İsa Mesih'in çarmıha gerilmesi ve İsa Mesih'in Allah'ın oğlu olması konusudur. Tamam mı? En büyük değişiklik İsa Mesih'in çarmıha gerilmesi. Yani öbürküne bakarsan zaten hikayelerin hepsi kopyalanmıştır. Yani buradaki bu değişiklik ana temeldir. Ama bu temeli bunu yapan kim? Yahudiler değiştirdi diyorsunuz değil mi? Zaten hani Tevrat'ın değiştirdiğine dahil ayetler var ama İncil'in değiştiğine dahil Kur'an'da bir tane bile ayet yok ama hadi diyelim ki siz onu da farz edin. Yahudiler değiştirmiştir diyorsunuz. Değiştiren Yahudiler kim? İncil'i yazanlar. Yazanlar kim? Görgü şahitleri İsa Mesih'in çarmıha gerildiğini görenler. Görgü şahitleri mi yalan söylüyor 600 sene sonra?
sizin Allah'ınız gelip de o çarmıha gelinmemiştir, peygamberiniz gelip de o çarmıha gelinmemiştir diyen peygamber mi yalan söylüyor? Yani burada düşünün, Muhammed eğer İsa Mesih çarmıha gelinmiş olsaydı, bizim günahlarımız gibi ölmüş olsaydı, değil mi? O zaman Muhammed gibi bir peygambere ihtiyaç yoktu. O olamazdı. O yüzden bunu yalanladı. Doğru olan kim? Görgü şahitlerimi 600 sene bekleyip de 600 sene sonra bu olay olmuş diyen yalancı mı? Buna kendiniz karar verin.